Adem abi, forumdan bir soru gelmiş. Tüketici Vestel bir televizyon alıyor. Televizyonun kurulumu esnasında da belirli sorunlar tespit ediyor. Işık sızması, vidanın olmaması vesaire. O sırada servis elemanıyla konuyu tartışıyor ve servis elemanı imza atması gerektiğini, ardından bu prosedürlerin, değişim prosedürlerinin başlaması gerektiğini söylüyor. 40 dakikaya yakın imza atarsın atmazsın diye bir mevzu dönüyor. Burada yapılması gereken nedir, prosedür nedir? Şikayeti ne? Vatandaşın Işık sızması ve kasa üzerinde bir vidanın ürünü. eksik olması. İlk montaj yapılıyor ama imzayı atayım mı atmayayım mı kısmım. Şimdi Vestel'deki bu sürecin ilerleyişine göre aslında imzayı atması gerekiyor da şöyle bir durum var. Vestel'in sisteminde SAP CRM kullanıyorlar. Orada teknisyene sunulmuş bir imkan var. Şöyle ki montaj hizmetini sonuçta vermiş teknisyen. Montaj yapılmış. Ama üründe kusur çıkmış. Normal olabilir. Karşılaşıyoruz böyle şeylerle. Burada olması gereken şu. Teknisyene atanmış olan bir görev var. O görevin teknisyen üstünden düşmesi lazım. Görev ne abi? Montaj. Montaj yapılmış mı? Yapılmış. Önce yapılmış olan montajın görevi teknisyen üstünden kapatılır ama orada da bir tik var. Onu da anlatmak lazım. Trik miydi o ya? İltiriş. Tik dedim ben ama. Neyse önemli değil. Şöyle ki montajda arıza diye bir seçenek var terminalde. Montajda arıza diye görevi kapattığında montaj görevi düşer ama o montaj içerisinden yeni bir arıza görevi doğar. Teknisyeni anında hemen o an. Ve o görev ile ilgili de o esnada yine bir işlem yapabilme şansı olur. Yani montaj taleplerinde imza atmalarında tüketicilerin herhangi bir sakınca yok. Sadece montajın direkt kapatılmaması montajda arıza seçeneğiyle kapatılması gerekiyor. Bu durumda imza atmalarında bir sakınca olmaz. Peki bu süreç bütün firmalar için geçerli mi? Bu şekilde mi ilerliyor? Prosedürler farklı çünkü bütün firmalar SAP CRM kullanmıyor. Yani ben eski bir servisleri olduğum için ilerleyişlerini biliyorum. Arçelik'te durum farklı, Samsung'da durum farklı ama prosedür olarak hani program olarak ne kullanıyorlar emin değilim ama prosedür olarak 3 aşağı 5 yukarı durum böyle ilerliyor. Yazılı evrak üzerinden ilerlenecekse eğer tüketici kendi eliyle mutlaka montajda üründe kusur çıkmıştır diye bir not yazıp da imzasını atsın. Yani o anki teyitleşme ne ise, abi ben bunu götüreyim mağazadan değiştireyim geleyim. Abi ben sisteme değişim gireceğim. Teknisyenin teyidi ne ise mutlaka o bilginin de bir yazılı o imzanın olduğu alanda dijital de olur, yazılı da olur. Mutlaka bunun not olarak düşünmesi gerekiyor. Teşekkürler. Rica ederiz.